Aşağıda verilen maddelerden hangisi moleküler katı değildir? Moleküler katılar kovalent bağlı bileşiklerin katı halleridir. Kovalent bağlı bileşiklerin katı hallerine moleküler katı diyoruz. Çinko metaldir. Dolayısıyla metalik bağ içerir ve metalik katıdır. Moleküler katı değildir. Toz şeker bir disakarittir. Kovalent bağlıdır. Moleküler katıdır. İyot yine aynı şekilde moleküler bir katıdır. Kuru buz karbondioksitin katı halidir. Kovalent bağlıdır. Moleküler bir katıdır. Buz da H2O'nun katı halidir. Kovalent bağlı moleküler bir katıdır. Doğru seçenek A'dır. Amorf katılarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Erime noktaları düşüktür diyor. Yanlış. Belirli bir erime noktaları yoktur. 2. Katıyı oluşturan tanecikler düzensiz dizilmiştir diyor. Doğru. Yumuşayarak akıcılık kazanırlar diyor. Evet, belirli bir sıcaklık aralığında yumuşayarak akıcılık kazanırlar. Bu da yine doğru. Yani belirli bir erime ve kaynama noktaları yokturdur. Bu durumda cevap 2-3 D seçeneğidir. İyonik katılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İyonik bağlı bileşiklerin katı halleri katyon ve anyonların elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşur. Tanecikler arasında elektrostatik çekim kuvvetleri etkindir ifadesi doğrudur. Katı halde elektriği iletirler. Bu ifade yanlıştır. Katı halde iyonlar hareket edemediği için elektrik iletimi yoktur. Sıvıları ve sulu çözeltileri elektriği iletir. Pozitif ve negatif iyonlar içerir. Evet, iyonik katılarda katyon ve anyon iyonları şeklinde bir yapı kristal durumu oluşturur. Örneğin sodyum klorürde olduğu gibi. Doğru seçenek D'dir. Kristal katılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Yapı taşları nötraldir. Kovalent kristaller kristal katılardan biridir. Örgü noktalarında atomlar bulunur. Kovalent kristaller katının bütünün içindeki atomlar arasında oluşan kovalent bağ örgüsüyle meydana gelmektedir. Yapı taşları nötral özellik gösterir. Manyetik alanda sapmaya uğramazlar. Birinci ifademiz doğru. 2. Serbest elektron içeren örnekler bulunmaktadır. Kovalent yapının içerisinde elektronların diyoruz hareketsiz bir şekilde yoğunlaşmasından dolayı elektrik akımı iletkenliği azdır. Grafit yapısındaki elektronlar daha serbest hareket edebildikleri için elektrik akımını az da olsa iletmektedir. İkinci ifademiz doğru. 3. Çok sert ve kararlıdırlar. Yapıdaki diyoruz kovalent kristal ağ örgüsü çok sert ve kararlı olmalarını, erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasına neden olur. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap 1, 2 ve 3 E'dir. X, Y ve Z katıları ile ilgili X elektrostatik kuvvetler sonucu bir aradadır. Y amorf yapılıdır. Z altıgen düz tabakalar halinde dizili ve bu tabakalar arasında zayıf van der Waals kuvvetleri etkindir. Bilgileri veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Z katısı grafit olabilir. Grafit kovalent bir katıdır. Kovalent bir katıdır ve yapı içerisindeki karbonlar altıgen düz tabakalar halinde dizilmiştir. Bu tabakalar arasında da zayıf van der Waals kuvvetleri etkindir. Birinci ifademiz doğru. 2. Y katısı tereyağı olabilir. Y yapısına amorf yapı denilmiştir. Amorf yapı diyoruz. Moleküllerin birbiri üzerinde düzensiz olarak dizildiği, erime noktalarının olmadığı, camsı geçiş sıcaklıklarının olduğu yapılara amorf yapılar diyoruz. Amorf yapılara cam, tereyağı ya da plastik örnek olarak verilebilir. İkinci ifademiz doğrudur. 3. X katısı altın olabilir. Altın metalik bir katıdır, türüdür. Altın metalik katısının yapısında metalik bağlar etkindir. Metalik bağlar diyoruz. Örgüdeki artı yüklü iyonlar ile serbest elektronlar arasındaki elektrostatik çekme kuvvetlerinden oluşmaktadır. Yani X katısı altın olabilir diyoruz. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap 1, 2 ve 3 E'dir. Maddeleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tereyağı, lastik ve cam amorf katılardır. Amorf katılar tanecikleri düzgün istiflenmemiş olan katılardır. Belirli erime noktaları yoktur. Camsı geçiş sıcaklıkları vardır. Tereyağı, lastik ve cam bu sınıfa girer. Elmas ve kuvars kovalent kristallerdir. Yapısında kovalent bağ bulunduran fakat bunu ağ örgülü şeklinde bulunduran
katılara kovalent katı ya da kovalent kristal diyoruz. Elmas, karbondan oluşan bir ağ örgülü kovalent yapıya sahiptir. Kuvars ise silisyum dioksit yapısının ağ örgülü durumudur. Dolayısıyla kovalent kristallerdir. Yemek tuzu, elmas ve kuvarsın belirli erime noktaları vardır. Evet, bu tip katılar ki yemek tuzu iyonik bir katıdır. Kristal katı sınıfına girer. Yani amorf harici katılardır ve belirli erime noktaları vardır. Doğru seçenek E'dir. Grafitin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grafit, karbon atomlarının ağ örgülü kovalent bağ sonucu birleşmesiyle oluşan bir kristal katıdır. Moleküler katıdır ifadesi yanlıştır. Ana başlık olarak kristal katı diyebiliriz. Alt başlık olarak kovalent katı dememiz gerekir. Ağ örgülü yapıda olanlara kovalent katı diyoruz. Bu ifade yanlıştır. Gri siyah arası bir renktedir. Elektriği az da olsa iletir. Karbon atomları arasındaki bağlar kovalenttir. Karbon çünkü bir ametaldir. Bağlar kovalent bağdır. Grafiti oluşturan levalar birbiri üzerinde kolayca kayarlar. Bu özelliğinden faydalanarak sanayide grafit kullanılır. Doğru seçenek A'dır. Aşağıdaki kristal türleri ve örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Parafin amorf katı denmiş. Evet, mumdaki parafini düşünelim. Belli bir erime noktası yoktur. Önce ısıtıldığı zaman yumuşar, daha sonra erime başlar. Amorf bir katıdır. İyonik katı olarak kalsiyum oksit örneği verilmiş. Kalsiyum metal, oksijen ametal, iyonik bağlı bir bileşik ve iyonik bir katı. Kovalent katıya buz örneği verilmiş. Buz H2O'nun katı halidir. H2O kovalent bağlıdır. Kovalent bağlı bileşiklerin katı haline moleküler katı diyoruz. Kovalent katı demiyoruz. Bu ifade yanlıştır. Kovalent katılarda da kovalent bağ vardır. Fakat bu yapı ağ örgülüdür. Suda ağ örgüsü yoktur ya da buzda ağ örgüsü yoktur. Moleküler katı olarak iyodu örnek verilmiş. İyot kovalent bağlı moleküler bir maddedir. Metalik katı olarak çinkoya örnek verilmiş. Çinko bir metaldir. Doğru seçenek C'dir. X, Y ve Z kristal katıları ile ilgili X ısı ve elektriği iyiletir. Y anyon ve katyonlardan oluşur. Z camsı geçiş sıcaklığına sahiptir bilgileri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi X, Y ve Z katı örneklerindendir? Katı halde elektrik ve ısıyı iyileten maddeler metallerdir. X'in metal olması gerekir diyoruz. Bakır metaldir, demir metaldir, gümüş metaldir diyoruz. Y anyon ve katyonlardan oluşur. Anyon ve katyonlardan oluşan kristal katılar iyonik bağlı bileşiklerdir. Metallerin ve ametallerin elektron alışverişi sonucunda elektrostatik çekim kuvvetleriyle oluşurlar. KCl diyoruz, iyonik bağlı bir bileşiktir. NaCl iyonik bağlı bir bileşiktir. MgCl2 de iyonik bağlı bir bileşik yapısıdır. Z camsı geçiş sıcaklığına sahiptir. Camsı geçiş sıcaklığına sahip olan katılara amorf katılar denilmektedir. Amorf katılar düzensiz katı anlamında kullanılmaktadır ve bunların belirli bir erime ve kaynama noktası yoktur. Amorf yapılara cam, plastik ya da tereyağı örnek olarak verilebilir. Z'nin diyoruz cam olma durumu doğrudur. Cevap A'dır. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin kristal türleri ve kristal birimi bir arada tutan kuvvetler verilmiştir. Buna göre tabloda numaralandırılan yerlere aşağıdakilerin hangisine verilen ifadeler getirilmelidir. Maddemiz magnezyum oksit, kristal birimi tutan kuvvetler iyonlar arası elektrostatik çekim kuvveti. Yani burada iyonik bir bağ söz konusu, iyonik bir katı. Buradan şunu da anlayabiliriz, magnezyum metal, oksijen ametal, iyonik bir katı diyebiliriz. Grafit kovalent katıdır. Atomlar arası, ki burada karbon atomları vardır, ağ örgülü kovalent bağ vardır. Dolayısıyla burada yapıyı bir arada tutan kuvvet kovalent bağdır. Karbondioksit moleküler katıdır. Ametal ametal bileşiğidir. Kovalent bağlı bir bileşiktir. Moleküler katı. Apolar yapılı olduğu için karbondioksit moleküllerini bir arada tutan kuvvet London kuvvetleridir.
Alüminyum bir metaldir. Metalik bağ ile atomlar bir arada bulunur. Dolayısıyla metalik kristaldir. Buna göre doğru seçenek C'dir. Aşağıdaki şekil grafitin örgü yapısını göstermektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Grafit, karbon atomlarının ağ örgülü kovalent bağla birbirine bağlanması sonucu oluşan bir kristal türüdür. Kovalent katı olarak sınıflandırılır. Baktığımız zaman burada karbon atomlarından bir yapı oluşmuş ve bu tabakalar halinde oluşmuş. Tabakalar halinde birbirine bağlanmış. Bir numaralı bağ zayıftır. Evet, tabakaları birbirine bağlayan yapılar zayıftır. Bağlar zayıftır. Bunu moleküller arası etkileşim gibi düşünebilirsiniz. Bir nevi molekül arası etkileşimdir. İki numaralı bağ kuvvetlidir. Karbon atomlarının kendi arasında yaptığı kovalent bağlar, ki kovalent bağ güçlü etkileşimler arasına girer, kuvvetli bir bağdır. X ile gösterilen karbon atomudur. Çünkü grafiti oluşturan atom tamamen karbon atomudur. Doğru seçenek E'dir.